Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su zamanlayıcı cihazdan bahsedeceğim. Bunun adı Verve. Biz bunu Koçtaş'tan almıştık böyle 2-3 yıl önce. O zaman tabii 100-200 lira civarı bir şeydi. Şu anda 500 civarı bir şey. Şöyle ki, eğer mesela bahçenize sürekli uğrayamıyorsanız ve belirli bir zaman aralığında bahçem sulansın istiyorsanız gerçekten çok güzel bir cihaz. Şöyle göstereyim. Şimdi şu şekilde boruları var. Gördüğünüz gibi. Biz bu boruları cihazın haricinde aldık. Şimdi borular size normal bir şekilde geliyor. İşte kaç metre alırsanız bahçenizin büyüklüğüne bağlı olarak boruları alıyorsunuz. Hortumları. Şu şekilde her bir fidanızın başına kendiniz delik açıyorsunuz. Yani bunlar normal deliksiz bir şekilde geliyor. Delik açıyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde. Biz sıra haline şöyle. Mesela bir sıra gidiyorsunuz. Köşede bir köşe koyuyorsunuz hortumu kesip. Daha sonra oradan döndürüp başka bir sırayı. Gerçekten yapımı da çok kolay. Normalde 1-2 senede bir değiştirmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama biz 2 senedir falan kullanıyoruz, hatta 2 sene de geçmiş olabilir. Ona rağmen hala bir sorun yaşamadık. Çok şükür. Şimdi cihazın nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şu kısımlarda İngilizce yazıyor. Onlardan bahsedelim. Tam yazdı. Şu anki saat. Şu an sabah 7:42'si. AM yazdı. Geceden sabahın kadar olan kısmı gösteriyor. Sonra start water dediği de sulamaya saat kaçta başlaması istediğimiz. Bu saat gecenin 4:30'unda biz sulamasını istediğimizden dolayı bu saati ayarlamıştık. How long diyor. Ne kadar süre sulayacak? Burada 60 dakika. Yani 60 saat gece 4:30'da su açılıyor. 60 dakika boyunca bahçemizi suluyor demek bu. Daha sonra burada water every yazıyor. Bu 2. Yani 2 günde bir. 2 days bu şekilde yazıyor. Yani days, day gün demek. 2 günde bir saat 4:30'da 60 dakika boyunca bahçemiz sulanıyor demek. Program on, yani program şu an açık demek. Kapalı değil. Manuel off yazıyor. Manuel off manuelin kapalı olduğunu gösteriyor. Çünkü biz sürekli bahçemize gelip gidemediğimizden dolayı biz bu programı dijital olarak ayarladık. Bu belirlediğimiz süre çerçevesinde bahçemiz sulanıyor. Daha sonra buradan ayarlama kısımları var. İşte programları buradan değiştirebiliyorsunuz, artırabiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. Mesela günü. Güne geldiniz diyelim. Buradan arttırabilirsiniz günü ya da işte ne bileyim günde bir diyebilirsiniz, 3 günde bir diyebilirsiniz, 5 günde bir diyebilirsiniz. Daha sonradan zamanı azaltıp ayarlayabilirsiniz. Ya da isterseniz hani bu cihaz bende olsun ama sulama da benim kontrolümde olsun istiyorsanız şu manuel kısmını aktif edersiniz. Sizin belirlediğiniz zamanlarda sulama yapar. Şu şekilde alttan da boru gidiyor. Bu boru direkt bahçeye bağlanıyor. Bahçemizin üzerinden de sulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Başka sormak istediğiniz varsa, yani şu an ben unutmuş olabilirim bazı şeyleri anlatmayı. Yorumlar kısmında yazarsanız oradan cevaplayabilirim. Bir de pilinin ne kadar gittiğine dair. Bunun içinde ki pil ortalama 2 yıldır falan gidiyor. Hani sonradan değiştirmedik diye hatırlıyorum. Yani pili bayağı bir uzun süre gidebiliyor. O yüzden hani böyle pili bitti, bahçem sulaması durumu falan diye şey yapmayın. Şu kısımda zaten ne kadar pilinin kaldığını gösteriyor. Şöyle göstereyim şu kısımda. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar da. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz, merak ettiğiniz veya paylaşmak istediğiniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler. Ayrıca kanalıma abone olup bir sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim.